Şimdi Bitlis'e gidiyorum. Bu videoyu gece başlatıyorum çünkü. Gece gece Veysel Karahanli Türbesi'nin oraya geldik. Geldik diyorum çünkü bula bula karla Diyarbakır'dan Bitlis'e gitmeye karar vermiştim. Daha doğrusu Tatvan'a gitmeye karar vermiştim ki Cihat'la tanıştık. Şimdi Veysel Karahanli Türbesi'ni ziyaret ettikten sonra yarın Tatvan'ı gezeceğim. Dayanamadım, videoyu burada başlattım çünkü gece gece gezmeniz vakti olur mu? Olmaz bence. Bu fotoğraf değil ama Emiray. Video. Videoyu çekiyorum. Söylemek istediklerin var mı? Şimdi Zuhal Hanım bana Instagram'dan yazmıştı. Çok önceden de yazdı. Biz Zuhal Hanım'la hiç çalışmamıştık. Bana Instagram'dan yazmıştı. Lütfen buraya da gelin demişti. Geldim. Onun evine misafir oldum. Dünyanın her tarafından bir şekilde beni tanıyan ve beni davet eden bir sürü insan ve bana yardımcı olan bir sürü kişi var. Kendilerine çok çok teşekkür ederim. Yeni tanıştık. Evlerinde misafir olacağım. Yarın da Tatvan'ı gezeceğim. Bakalım nereye gideceğim. Bana bakar mısın nasıl kalın kalın giymişim bak. Hazır mısın? Hazır mısın? Kahvaltıya gidiyoruz. Van Gölü'nün yani Van Denizi'nin hemen diğer tarafındayım şimdi. Tatvan'dayım. Tatvan. Tatvan kahvaltıya geldik. Burada kahvaltı edeceğiz ama hava tahmin ettiğinizden bile soğuk. Benim şu anda donuyorum. Şimdi kahvaltı edeceğiz Zuhal'le beraber. Allah'ım onlar dün beni misafir ettiler. Polis evindeydim. Bugün Tatvan'dan Ahlat'a geçmeyi düşünüyorum ve Van Gölü'nün çevresini bitirmeyi düşünüyorum. Hadi bakalım güzel yerlere gideceğim. Yine Van Denizi'ndeyim. Tatvan'dan Van Denizi'ni görmek nasip oldu. Bakmayın siz benim Van Denizi dediğime, Van Gölü. Ama şahane bir manzara var. Şu anda Tatvan sahilindeyim. Mükemmel bir manzara var. İnanılmaz derecede kar var. Buradaki trafik ışıkları çalışmıyor. Yani aktif değil. Burada gezecek bir sürü yer var ama şu an yollar kapalı olduğu için ben mesela Nemrut Kriter Gölü'ne gidemeyeceğim. Ama gezecek bir sürü yer var ve özellikle yaz aylarında burası serin. Çok güzel oluyormuş. Diyarbakır'dan işte diğer yakın çevredeki illerden insanlar serinlemeye geliyormuş. Çünkü çok güzel bir havası varmış. Umarım baharda gelmek de nasip olur. Tatvan'ın nesi meşhur? Bunu tartışıyoruz dünden beri. Siirtliler, büryan, bizim büryanımız buradılar da
büryan bizim büryanımız diyormuş. Efendim bilmiyorum başka neyin meşhur olduğunu tatmanlar varsa onlar mutlaka yorum olarak altına yazsın. Ahlat'tayım. Türklerin Anadolu'ya giriş kapısının olduğu yerde. Burada 8200 tane mezar var. Şimdi içeriği gezeceğiz. Burada Van'da benim yanımda hikayeleri anlatmak isteyen çocuklar gibi çocuklar geldiler. Şimdi onlar bana buranın tarihini anlatacaklar. Anlatsınlar bakalım. Bir de onlardan dinleyelim. Bu tarihi Canlı Taş yerine kadar dayanmaktadır. Ahlat İslam hakimiyetini 641 yılında Halife Hazreti Mehmet Afra kimiyetidir. Girdiği bu fetih sahasında sahabeden Muaz bin Cebben oğlu Abdurrahman Gazi sermiştir. Bunun arasında Tüzsuk Mahallesi'ne türbesi bulunmaktadır. Ama gördüğünüz buradaki taşlar Türklerin ölüm cesetleri vardır. Buraya saldırı. Ne var burada anlamadım. Burada Abbaslar'ın döneminde savaşan şehitlerimiz vardır. Buraya fethetmeye gelmişler. Okulları atmışlar. Demişler bu şehitler ölmüyor. Geri çekip gitmişler. Mehmet Ağa 65 kilometre önce bizim asamamızdadır. Onun patlamasıyla toprağa bileşip bile kırmızı duvara çıkmıştı. Onların da olması çok kolay. 30 tane kümbet vardır. 15 tanesi zerzele ve yıkım sonrası da yıkılmıştır. 15 tane kalmıştır. Kümbet var. Yarım kümbet ustası gitmiş. Nemrut adına taş getirmeye. Yani eskiden kümbetleri cami olarak kullandıkları için yani onu taş demişler ki sen bunu niye kullanıyorsun? Demiş ki ben bunu cami olarak Hristiyanlar onun boynunu oradan kesmişlerdir. Kümbet de yarıda kalmıştır. Burası Anadolu'nun tapusu olarak biliniyormuş. Şimdi bu mezarlıkları ziyaret edeceğiz. Ayı mı bu? Ayı izi mi acaba? Ayı bulduk. Vah. 12. yüzyıla ait bu mezarlar Bitlis'in Ahlat ilçesinde Çuklu Mezarlığı. Mezar taşlarının üzerinde tarihler yazıyor. 700'ler, 1311'ler. Düşünebiliyor musunuz? 12. yüzyıl. Mükemmel bir tarih var ama hava buz gibi. Bence hava güzelken burası çok güzeldir eminim. Zaten yazın 3 ay. Burası çok güzel oluyormuş. Şahane oluyormuş. Ay düşüyordum. Karlarda dondum soğuktan. Ama buraya da gelmiş oldum sonunda. Çok mutluyum yeni yerler gördüğüm için. Rüzgar çıktı. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Bir gün buralara gelmeniz dileğiyle. Hoşça kalın.